İyi akşamlar. Burası Birlik Beraberlik Noktası. Ben Tarkan Kaleli. BBN Türk Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 19 Eylül'ü gösteriyor. Pazar günündeyiz. Haftanın son ana haber bülteni ile karşınızdayız. Hemen güncel verilerle başlayalım. Koronavirüsle mücadelemizde geldiğimiz noktaya bakalım. Son 10 ilimiz kaldı değerli izleyenler. Bitlis'inde mavi kategoriye dönmesiyle birlikte son 10 ilimiz kaldı sarı kategoride olan. Bu önemli bir gelişme. Ancak verilerde görüyoruz ki vaka sayıları halen yüksek. 30 bin sınırını devam ettiriyoruz ve 26.398 vakayla bugünü kapatmış olduk. Tabii ki iyi noktaları da var. Vefat sayılarımız düne nazaran, geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha düşmüş durumda. Umarız ki ilerleyen günlerde 200'ün altını göreceğiz. Tabii ki bu ilk hedef, sonrasında yavaş yavaş vefat sayısını sıfıra indirme temennimiz var. Test sayısı 338.873 ve iyileşen sayısı da 27.160 olarak açıklandı. Birinci doz aşı yapılma oranı %84,86. Toplam yapılma oranı ise, doz sayısı ise 105.110.950 olarak kayıtlara geçti. Tabii bu haritayı sanırım son kez sizlere anlatışımız. Çünkü yarından itibaren haritanın değişeceği belirtiliyor. Harita artık güncellenecek ve ikinci dozu konuşmaya başlayacağız. İkinci dozda geldiğimiz noktayı anlatacağız sizlere. Aşı noktasında, birinci doz aşı noktasında geldiğimiz nokta bu ve gelen veriler de bu şekilde. Güncel verileri aktarmış olduk sizlere. Diğer gündem maddelerine geçelim. Oldukça yoğun bir gündem maddesiyle karşınızdayız değerli izleyenler. Hem Afganistan'dan bahsedeceğiz, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gitti, ondan bahsedeceğiz. Öte yandan bir diğer dış politika gündemi de Fransa ve ABD arasındaki o gerginlik, ona da değineceğiz. Çok önemli, çünkü onu da şöyle bir masaya yatırmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor ki konuşulacak da bundan sonra. Şimdi ABD'ye bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Hareketinden önce kritik mesajlar verdi. Biliyorsunuz son dönemde enflasyonun yükselmesiyle birlikte fiyatlar hayli yükseldi ve bu fahiş fiyat denetimleri noktasında da Cumhurbaşkanı kararlılıkla bu denetimlere devam edeceğiz dedi. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e de göç konusunda bir mesajı vardı. Yani böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Fahiş fiyatlar hakkında tutumu netti. Amerika'dan dönüşünü işaret etti. İnşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişi öncesi açıklamalarda bulundu. Seçim barajının düşürülmesini değerlendirdi. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim ve Türkiye'nin de arzuladığı, beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in göçmen açıklaması soruldu Erdoğan'a. Tabii Mitsotakis'in görüşme talebini de yine aynı şekilde biz Amerika'da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Temenni ediyorum ki yaptıkları bu dokuzlu açıklamada maalesef arzu edilmeyen orada bazı beyanlar oldu. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Kira ve gıda fiyatlarındaki artış da gündemindeydi. Suistimallerin önüne en kısa zamanda geçileceğini belirtti. Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını vesaire bunların üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Erdoğan açıklamaların ardından ABD'ye hareket etti. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ziyareti kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. New York'ta inşa edilen yeni Türk Evi binasının açılışını da yapacak. Tabii bu fahiş fiyat
noktasında, fahiş fiyat artışı noktasında da konuşulması gereken birçok şey var. Fahiş fiyatlar oluyor ve burada yine fırsatçılık yapan esnaf var. Ancak bütün esnaf bunu yapıyor diyemeyiz. Çok büyük bir haksızlık olur. Çünkü vatandaşın esnaf kadar zorlandığını da biliyoruz ki esnaf da vatandaş kadar zorlanıyor. Onlar da yine vatandaşa daha iyi hizmet etmek adına da yine fiyatları kırmaya çalışıyorlar. Ama bütün esnaf bu fahiş fiyat artışını yapmıyor. Bunda anlaşmak gerekiyor. Çünkü esnaf bizlerin esnafı. Esnaf bizim esnafımız ve orada yine mahalle esnafları, zincir marketler sonuçta bu ülkenin esnafı, bu ülkenin ticarethaneleri. O yüzden yine söylem dilimizi de kullanırken aslında biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sadece fahiş fiyat artışı fırsatçılıkla da kaynaklı değil. Öte yandan sürekli bahsediyoruz. TÜFE rakamları, tüketici fiyat endeksi rakamları oldukça yüksek. Bunun yanında bir de üretici fiyat endeksi rakamları da oldukça yüksek. İşte üretici burada girdi maliyetlerini düşürmediği sürece fiyatlar da düşmeyecek maalesef. Buna odaklanmamız gerekiyor. Buna kafa yormamız gerekiyor. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte bunun sürekli masada olması gerektiğini kanaatindeyim. Öte yandan terörle mücadeleye bakacağız. Türkiye terörle mücadelede yeni bir boyuta ulaştı. Tarihte ilk kez yurt içindeki terörist sayısı 200'ün altına indi. Bu arada Siirt'teki operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde de 10 teröristin üstü çizildi. Mehmetçik sınır içini teröristlere dar etti. Ülkedeki terörist sayısı 200'ün altına indi. Türkiye'deki terörist sayısı içerideki ilk kez 200'ün altına düştü. Sayı 197 oldu. Türkiye terörle mücadelesinden bir an olsun vazgeçmedi. Hem sınır ötesinde hem sınır içinde başarılı operasyonlarla teröristlerin üstleri tek tek çizildi. Başarılı mücadele rakamlara da yansıdı. Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Bu akşam itibariyle söylüyorum. Türkiye'deki terörist sayısı içerideki İlk kez 200'ün altına düştü. Sayı 197 oldu. Böylece tünelin ucundaki ışık görünmüş oldu. Yıllardır terörle mücadele eden Türkiye artık gün sayar hale geldi. Başarılı bir operasyon haberi daha geldi. Mehmetçik, Siirt Pervari Harekoldağ kırsalına hava harekatı düzenledi. Operasyona SİHA'larda destek verdi. 5 PKK'lı terörist daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolar Suriye'nin kuzeyinde de terör avını sürdürdü. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildi. 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verilişinin 100. yıl dönümü. Gaziler Günü olarak kutlanan bu anlamlı gün Türkiye'nin birçok şehrinde törenlerle anıldı. Çeşitli etkinlikler düzenlendi, duygu dolu anlar yaşandı. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verilişinin 100. yıl dönümü. Bu anlamlı gün Gaziler Günü olarak kabul edilmişti. Yurdun dört bir yanında tören vardı. Ankara'ya gelen 400 motor tutkunu 13. Gaziler sürüşü için start verdi. Gazi ve Gazi yakınları motosikletlere bindi, başkentte konvoy halinde tur attı. Harley Davidson Ankara Chapter grubu olarak 12 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Bizim tek amacımız gazilerimiz için bir farkındalık yaratmak. Motosikletler Türk bayraklarıyla caddeleri şenlendirdi. Tur Anıtkabir ziyaretiyle tamamlandı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. O törenlerden biri Samsun'daydı. Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.
Asubay Üst Çavuş Ceyhun Tanrıseven'in sesi etkinliğe damga vurdu. Programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziler Günü mesajı paylaştı. Gazilik haklarını bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin yanındayız dedi. Gazilerin yalnız ve sahipsiz olmadığını vurguladı. Milli güvenliğimize suikast düzenlemek için... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağının altını çizdi. Şehit ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları asil milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak dedi. Şanlı tarih boyunca karşılaştığı zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Sivas'ta gazilerle bir araya geldi. Biz aslında yarının kitaplarında yazacak olan destanları bugünden şehitlerimizle, işte buradaki gazilerimizle birlikte yazıyoruz. Çünkü hem şehitlik ve gazilik bu milletin ruhudur, hem de bu milletin temsil ettiği değerler. Bizler de bütün gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Şimdi Afganistan'a bakalım. Afganistan'daki son duruma bakmak istiyorum. Ülkedeki bir yandan sosyal yaşam normale dönerken bir yandan da Afgan kadınların ve kız çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygılar büyüyor. Ortaokullar ve liselerde eğitim yeniden başladı. Ancak Taliban kız çocuklarının 6. sınıfa kadar okula gitmelerine karar verdi. Öte yandan Taliban'dan kadınlar için yeni bir karar daha geldi. Taliban Afganistan'da ortaokul ve liseleri açtı. Ancak kız öğrenciler eğitime tam olarak dahil edilmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle Mayıs ayında kapatılan ortaokullar ve liseler dün yeniden açıldı. Afganistan Eğitim Bakanlığı erkek öğrencilere ve öğretmenlere okullara dönme çağrısı yapmıştı. Kız çocuklarının ise 6. sınıfa kadar okula gitmelerine izin verildiğini duyurmuştu. Afganistan'da ilkokullarda birkaç hafta önce açılmıştı. Ortaokul ve lise seviyesindeki erkek ve 6. sınıf altı kız öğrenciler uzun bir aranın ardından okullarına kavuştu. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Yakın zamanda açıklanan başka bir karar Taliban hükümetinin kadınlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığını gözler önüne serdi. Kabil'deki eski Kadın İşleri Bakanlığı binası, erdemin yayılması ve ahlaksızlığın önlenmesi için yeni kurulan bakanlığa devredildi. Binaya yeni tabela asıldı ve kadınlar işten çıkarıldı. Karar Afgan kadınlar tarafından protesto edildi. Onlarca kadın başkent Kabil'de eski Kadın İşleri Bakanlığı binası önünde bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla kısıtlanan haklarını protesto etti. Hak ve adalet çağrısında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Ülkeye gönderilen insani yardımların devam edeceğini belirtti. Yardım konusunda bizim hiçbir zaman tabii tereddüdümüz olmaz. Yani biz bu tür dost ülkelere her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Yani bu dönemde de inşallah yine insani yardım konusunda gerek devlet olarak gerek STK'larımızla inşallah Afganistan'a da bu tür yardımlarımızı göndereceğiz. Öyle bir devlet düşünün ki 20 yıl önce çeşitli bahanelerle bir ülkeye giriyor, askerlerini oraya sevk ediyor. Sonrasında çıkarken yine bir kaos ortamı bırakıyor, bir enkaz bırakıyor ve o ülkeyi bir terör örgütünün eline teslim ediyor. Sonrasında kadınların da işte çektikleri zulmü de görüyorsunuz. Ve çıkarken aynı zamanda o ülke askerlerini çekerken de çocukları katlediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. ABD ordusu 29 Ağustos tarihinde Afganistan'da bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda havalimanına yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin hedef alındığı duyurulmuştu. Ancak sonradan 7'si çocuk, 10 sivilin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olay ABD'de büyük tartışmaya neden oldu. Ordu ve istihbarat birbirlerini suçladı. CIA, orduyu bölgedekilerin sivil olduğu yönünde uyardığını duyurdu. Müzik
ABD 7'si çocuk 10 sivili katlettiğini itiraf etti. Özür diledi. Ordu ve istihbarat birbirini suçladı. ABD 29 Ağustos'ta terör tehdidi gerekçesiyle Afganistan'da bir saldırı düzenlemişti. O saldırıda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. CENTCOM komutanı McKenzie 17 Eylül Cuma günü kameraların karşısına çıktı, itirafta bulundu. Afgan halkından ve sivillerin ailelerinden özür diledi. Sorumluluğu komutan olarak üstleniyorum dedi. ABD'de katliamla ilgili tartışma büyüyor. CIA, orduyu bölgede sivillerin olduğu yönünde uyardığını duyurdu. Üstelik Hellfire isimli tank savar füzesi atılmadan önce acil kodlu orduya bir kez daha bilgi verildi. ABD ordusu kendi istihbarat teşkilatına güvenmemiş olacak ki o saldırıyı gerçekleştirdi. CENTCOM komutanı McKenzie, bölgede saldırı sonrası hiçbir tehdide rastlanılmadığını itiraf etti. Pentagon, korkunç bir hata yaptık ifadesini kullandı. O hata, 7'si çocuk 10 sivilin hayatına mal oldu. Fransa, Avustralya, Amerika ve İngiltere. Şu günlerde bu dört ülke arasında büyük bir gerginlik var. Gerginliğin nedeni, Avustralya'nın Fransa ile yaptığı denizaltı yapım anlaşmasını iptal ederek Amerika ile yeni anlaşma imzalaması. Fransa tepki olarak büyükelçilerini geri çekti. Öte yandan Avustralya ise Fransa'ya dürüst davrandıklarında ısrarcı. Gerginliğe Avrupa Birliği ve Çin'de yapılan açıklamalarla dahil oldu. Büyükelçiler geri çekildi, Paris, Washington, Canberra ve Londra hattı karıştı. Fransa Dışişleri Bakanı sırtımızdan vurulduk dedi. Peut-être pas dire grand-chose. C'est très symbolique. Il y a eu mensonge. Fransa ile Avustralya 2016 yılında 66 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma Fransa'nın Avustralya için 12 geleneksel denizaltı üretmesini öngörüyordu. Ancak Avustralya o mutabakatı bozdu. ABD'ye 9 nükleer denizaltı yaptırmayı kararlaştırdı. AUKUS Paktı olarak bilinen İngiltere, ABD ve Avustralya arasında yapılan savunma anlaşmasını imzaladı. Yaşananlar büyük bir diplomatik gerginliğe neden oldu. Entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, Fransız yetkililer anlaşmadan kamuoyuna duyurulmadan birkaç saat önce haberdar oldu. Yani her şey hazırlanmış, plan çizilmiş, imzalar atılmıştı bile. Misilleme olarak ABD ve Avustralya büyükelçileri geri çağrıldı. Avustralya'nın Fransa ile dostane ilişkilerini derinden zedelediği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Le Drian, gerçekten sırtımızdan vurulduk açıklamasını yaptı. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis sont en train de recentrer leurs intérêts fondamentaux. Avustralya ise yaşananların Fransa için sürpriz olmadığını duyurdu. Fransa'ya açık ve dürüst davranıldığını savundu. Perceived and actual conduct and particularly in relation to conflicts of interest. Kriz sadece iki ülke arasında sınırlı kalmadı. Fransa mütabakata imza atan İngiltere'ye de öfkeli, çıkarcı davranmakla suçluyor. Il y a mépris, il y a mensonge. On peut pas jouer dans les alliances comme cela. Avrupa Birliği de Fransa'dan yana tavır koydu. Dış ilişkiler ve güvenlik politikası sorumlu yüksek temsilcisi Joseph Borrell, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Bu, Avrupa olarak kendi başımıza ayakta kalmamız gerektiğini gösteriyor, ifadesini kullandı. On the last Foreign Affairs Council, I called to talk about Libya and Iran. Gerginliğe Çin de dahil oldu. Dışişleri Bakanı, AUKUS anlaşması için büyük sorumsuzluk ifadesini kullandı. Soğuk savaş vurgusu yaptı. Malezya'ya göre ise anlaşmanın amacı Çin'in denizlerdeki hakimiyetini zayıflatmak. Aslında bu haber öyle bir haber ki yaşanılan olayları şöyle bir gözler önüne seriyor. Çünkü şöyle bir çok uzağa gitmeye gerek yok aslında. Brexit'le birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, Fransa'nın Ermenistan'ın yanında olarak aslında 2. Karabağ'da bir hezimet alması, bu ikinci madde. Diğer taraftan Afganistan konusu, Afganistan'da ABD'nin çekilmesi, Çin'in yükselişinin önüne geçmeye çalışmak. Aslında Afganistan'la Çin arasındaki bağlantıyı kurmak da çok da zor değil. Kuşak Yol projesiyle birlikte önünde bir kaos yaratarak, o projenin önünde bir kaos yaratarak Çin'in hedeflerine ulaşmasını engelliyor gibi duruyor şu an baktığımız zaman. Diğer taraftan yaşanılan bu süreç oldukça önemli çünkü Avustralya'nın geçmişte 2016 yılında Fransa ile imzalamış olduğu bu anlaşmayla birlikte başka bir anlaşmaya geri dönüş,
Amerika Birleşik Devleti'nin safına geçmek, İngiltere'nin safına geçmek aslında şöyle bir coğrafyayı, şöyle bir yaşananları okuduğumuz zaman nereye doğru evrildiğini de, dış politikanın nereye doğru evrildiğini de yavaş yavaş görmeye başlıyoruz ki Avrupa Birliği'nden Borrell'ın açıklamaları da çok önemli. Diyor ki bizler Avrupa Birliği olarak kendi başımıza ayakta durmalıyız diyor. Yani ABD'den uzak durmalı mıyız? Yani İngiltere'den uzaklaşmalı mıyız? Bunu mu anlamak gerekiyor? İşte aslında dış politikada oldukça yoğun maddeler var. Bu haberde şöyle bir özetlemiş oldu. Devam edelim, yurda dönelim. Sakarya'ya bakacağız. Sakarya'da sobanın parlaması sonucu bir evde yangın çıktı. Baba ve 3 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Anne ve bir çocuğu ise yaşam savaşı veriyor. Soba parladı, ev kısa sürede alevler içinde kaldı. 4 kişi feci şekilde yanarak can verdi. Korkunç olay Sakarya'da yaşandı. Bir evde sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Bütün aile alevlerin içinde kaldı. Alevler çevreye de sıçradı. Bazı arabalar hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Harabeye dönen evde baba ve birisi bebek 3 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve 4 yaşındaki çocuksa yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Durumları ciddi. Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiye görevlisi de yaralandı. Yangının boyutu gün ağarınca daha net görüldü. Evden geriye bu üzücü görüntüler kaldı. Faciada hayatını kaybeden baba ve çocukları defin için memleketleri Trabzon'a gönderildi. Antalya'da bir restoranda garson olarak çalışan genç sigortasının yatırılmadığı gerekçesiyle ustabaşının boğazına bıçak dayadı. 4 saat boyunca rehin aldı. Korku dolu anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Sigortasının yatırılmamasına sinirlendi. Ustabaşını bıçakla rehin aldı. 4 saat boyunca herkese ecel teri döktürdü, böyle yakalandı. O korkunç olay Antalya'da bir restoranda yaşandı. Sigortasının yatırılmamasına kızan garson çalıştığı iş yerindeki ustabaşını rehin aldı. Bıçakla hem kendine zarar verdi hem de ustabaşına. Yaklaşma! Kameralar yok mu? Var. Yaklaşma! Önce ustabaşını restoranın mutfak bölümünde rehin aldı. Sonra yaka paça metrelerce sürükleyerek yola çıkardı. Öfkesi bir türlü dinmek bilmedi. Çıkar kimliğini! Al sana kimlik al! Gözü dönmüş saldırgan zaman zaman su ve sigara içip ustabaşına da içirdi. Boğazına dayanan bıçak yüzünden yara alan adam kanlar içinde kurtarılmayı bekledi. Polislerin ikna çabaları sonuç vermedi. Bir türlü ikna olmayan adam 4 saat boyunca usta başına kabus dolu anlar yaşattı. Olay yerine özel harekat ekipleri geldi. Yaralı adam bir anlık dalgınlıktan yararlanarak saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Ekipler üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Çevredekiler saldırgana tepki gösterdi, ortalık savaş alanına döndü. Ustabaşı ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Aydın'da bir mekanda müşteriyle mekan sahibi arasında kavga çıktı. Öfkesinden gözü dönen müşteri silahına sarıldı, kurşun yağdırdı.
5 kişinin yaralandığı akıl almaz olayın nedeni bakın neydi? Müziğin sesi yüksek dedi, silahına sarıldı. İkisi ağır, 5 kişiyi işte böyle yaraladı. İlginç olayın adresi Aydın Kuşadası. Alkollü bir mekanda müziğin sesinden dolayı müşteriyle mekan sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlendi, sokağa taştı. Öfkeli müşteri silahına sarıldı, acımasızca kurşun yağdırdı. Beş kişi kurşunların hedefindeydi. Kanlar içinde yere yığıldılar. O sırada bölgeye yakın olan polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Ekipler silahlı saldırganı kısa sürede böyle etkisiz hale getirdi. Saldırgan gözaltına alındı. İkisi ağır, 5 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaydan geriye vatandaş kamerasına yansıyan işte bu görüntüler kaldı. İstanbul'da yabancı uyruklu kurye bıçakla gasp edildi. 4 kişinin saldırısına uğrayan genç korku dolu anlar yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Önce darp ettiler, sonra bıçakla korkutup gasp ettiler. Para dolu çantayı alıp kaçtılar. Motorla gelmişler burada, gasp etmeye kalkmışlar. Ondan sonra aşağının çıkmaz sokak olduğunu bilmedikleri için aşağıda kalmışlar, kaçamamışlar. İstanbul Şişli'de motosikletle bankaya gelen yabancı uyruklu kurye gasp edildi. Seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan adamın yumruğuyla yere düştü. Gaspçılardan biri kaçarken çantayı düşürdü, koşmaya devam etti. Diğer gaspçı düşen çantayı aldı, motorla oradan uzaklaştı. Boğuşma oldu yerde. Adamın çantası sallar, motor atladı, adam aşağı gitti. Adamı da aşağıda durdular onlar. Polis de gelmiş, arkadan yakalamış abi onları. Diğer iki arkadaş da çantayı alanlar arkadaşlarına bakmaya gelmiş. O sırada da polis gelmiş. Hepsini birden almışlar. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 10 bin doları alıp kaçan gaspçılar çok geçmeden kıskıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Kula ilçesindeki Ayşe Sönmez tarhana sermek için çatıya çıktı. Çarşafı açarken ayağı boşluğa gelen talihsiz kadın 4 metre yükseklikten düştü. Korku dolanlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Çatıya tarhana sermek isterken yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Manisa'nın Kula ilçesinde yaşandı. Ayşe Sönmez çatıda tarhana kurutmak istedi, çarşafı sermek isterken geri geri yürüdü. Yaşlı kadın ayağını boşluğa attı. Çarşafla birlikte 4 metre yükseklikten düştü. Sönmez acılar içinde kıvrandı. Kalkmaya çalıştı ancak doğrulamadı. Düştüğünü gören kardeşi hemen yardıma koştu. Telaşla komşulara bağırdı. Komşuları Sönmez'i o halde görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu 112 acil servisine bildirdi.
Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık çalışanlarına şiddetin sonu maalesef gelmiyor. Adres bu kez Isparta. Görevli doktor hasta yakınlarına kalabalık uyarısı yapınca ortalık bir anda karıştı. Hasta çocuğun babası doktora yumrukla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Kalabalık uyarısı yaptı. Saldırgan babanın şiddetine uğradı. Doktora darp kameraya saniye saniye yansıdı. Adres Isparta, gece saatlerinde acil servisin çocuk bölümüne bir adam yakınlarıyla birlikte oğlunu getirdi. Bu sırada görevli doktor Baki Ünlü kalabalıktan dolayı onları uyardı. Baba o uyarıya yumruklarla karşılık verdi. Olay sonrasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Bölgeye hemen güvenlik görevlileri geldi, arbede kısa sürede yatıştı. Saldırıya uğrayan doktor darp raporu aldı. Saldırgan babadan şikayetçi oldu. Isparta Sağlık İl Müdürlüğü de hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Şimdi kısa bir ara verelim, sonrasında devam edeceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Afetlerle devam edelim. Meteorolojinin uyarılarının ardından fırtına ve sağanak yağış İstanbul'u esir aldı. Fırtına çatıları uçurdu, bazı noktalara yıldırım düştü ve ağaçlar devrildi. İşte mega kentten manzaralar. İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi. Mega kentte hayat durma noktasına geldi. Yağmur yağdı, ondan sonra bir karanlık oldu. Havalar böyle fırtına çıktı, ondan sonra hortum vurdu. Hepsi yerle bir oldu. Ondan sonra çoluk çocuğu hep ağlıyordu. Yani şu anda zararımız çok büyük. Sultan Gazi'de çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçtu. Yan yana bulunan 3 prefabrik ev ise yerle bir oldu. Ben ahırda neneme yardım ediyordum abi yani. Bir bismillah dedi, bir fırtına vurdu. Ahırın çatısı full kalktı abi. Sonra biz hemen eve koştuk yani evlerde bir şey var mı diye. Annemiz babamızı merak ettik. Ağaç ve elektrik direkleri de devrildi. Mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Ahır, normal otur yattığımız yer hepsinde zarar çok. Çok büyük zarar var. 4-5 tane ev hiç yok. Ne çatı var hiçbir, sadece 4 duvar duruyor. Kağıthane'de ise 5 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçıldı. Büyük bir ses geldi. İşte kapıya indiğimizde çatının düştüğünü gördük zaten. Şimdi altında arabalar vardı, komşunun arabaları. İşte hemen arabaları çıkarttık. Hani arabada sıkattıktan 5 tane sonradan çatı tamamen düştü aşağıya. Faciadan saniyelerle dönüldü. Olay anı sokakta kimsenin bulunmaması büyük şanstı. Allah'a şükür kimsede bir şey yok yani. Sadece arabalara zarar geldi. 3 araba zarar gördü. Saniyeyle kurtulduk ya. Komşumuz 5 saniye geç kalsa Allah korusun altında kalabilirdi yani. Beykoz'daysa görüntülerdeki bu kişi devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya an be an yansıdı. Silivri'de ise yıldırım düştü. Saman balyaları tutuşarak alev alev yandı. Kentin bazı bölgelerinde ise görsel şölen yaşandı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sarıyer'de şiddetli rüzgardan en çok etkilenen ilçelerden biri oldu. Ağaçlar gövdesinden kırılarak yola devrildi. Trafik kilitlendi. Şimdi Meksika'ya bakalım. Meksika'da aşırı yağış sebebiyle kentin bazı bölgelerini su bastı. Mexico City, uluslararası havalimanını da selden nasibini aldığını söyleyelim. Havalimanı sular altında kaldı. Yolcular büyük sıkıntı yaşadı. Evet.
Şiddetli yağış sele sebep oldu. Havalimanı sular altında kaldı. Yolcular zor anlar yaşadı. Meksika'yı etkisi altına alan şiddetli yağış havalimanını da etkiledi. Koridorlar göle döndü. Biriken sular kanalizasyon kapaklarından taştı. Islak zemin yolcuları etkiledi. Yolculardan biri kayarak düştü. Su baskını nedeniyle havalimanında seferler aksadı. Tarihi yolculuk sona erdi. Uzaya giden 4 turist dünyaya döndü. Okyanusa güvenli bir şekilde iniş yapan turistlerin sağlık durumu iyi. Uzay yolcuları geri döndü. SpaceX'in 3 günlük uzay yolcuları okyanusa başarılı bir iniş yaptı. Re-entering the Earth, it can get quite hot on the exterior. And the peak of material is... 4 mürettebatı taşıyan kapsül Atlas Okyanusu'na paraşütle iniş yaptı. 3 günlük uzay yolculuğu güvenli bir şekilde sona erdi. Uçuş otomatik pilotla gerçekleşti. Yolcular 3 gün boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimi yaşadı. Turistlerin dünyaya dönüşü büyük bir heyecanla karşılandı. Dört yolcu inişten kısa bir süre sonra bölgedeki ekipler tarafından kapsülden çıkartıldı. NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne götürüldü. Dragon is quite large and the side hatch is quite a bit a ways up. SpaceX'in sahibi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden 4 turisti tebrik etti. There she is, excited as ever. Dr. Cyan Proctor. Oh, I İnsan hayatının ilk birkaç yılı bilinçsel gelişimi için kritik öneme sahip. Ancak salgın çocukların zekasını da etkiledi. Yapılan araştırmalara göre bu dönemde dünyaya gelen çocukların bilişsel zekasında %22'lik gerileme var. Nedeni ise kısıtlanan iletişim. Çocuklar 5 duyu organlarıyla öğrenirler. Evet, biz çocukların görmelerine izin verdik, işitmelerine izin verdik ama temaslarını engelledik. İletişimden uzak kaldılar, uyaran azlığı yaşadılar. Pandemi bebeklerinin bilişsel zekalarında gerileme var. Anne kaygı sebebiyle zaten bebeğin hiçbir yere temas etmesini, hiçbir şey öğrenmesini de düşünemiyor. Anne sadece bebeğini korumaya yöneliyor. Bu da bebeklerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle çocuklar uzun bir süre evden çıkamadı ve dış dünyayla yeterince iletişim kuramadı. Hal böyle olunca çocukların IQ seviyesinde düşüş yaşandı. Hijyenik kaygılarımızla birlikte çocuklarımızın dokunmasına izin vermedik. Dolayısıyla bu çocuklar uyaran azlığı yaşadılar. Bu uyaran azlıkları beyinde beyin hücreleri arasındaki bağlantıların daha az oluşmasına neden oldu. Bu da çocukların entelektüel seviyelerini etkileyecek. Yapılan araştırmalara göre özellikle yeni doğan bebeklerin bilişsel zekasında %22'lik gerileme görüldü. Anneler pandemi döneminde bebek dünyaya getirdiklerinde tabii ki çok kaygılanıyorlar. Anne kaygısı annenin stres hormon düzeylerinin yükselmesine neden oluyor. Anne sütü vasıtasıyla ve bebekle temas sırasında bu stres bebeğe de yansıyor. Stres öğrenme düzeyini düşürür. Salgınla birlikte koşullar değişti. Çocuklar etkileşimden uzak kaldı. Dış dünyayla yeterince iletişim kuramadı. Durum çocukların gelişimine yansıdı. Bir önceki nesle oranla daha düşük zeka seviyeleriyle karşılaşabiliriz. Çocuklar kaygılar yaşadılar. Birbirlerinden öğrenemediler. Teneffüste, eğlence zamanlarında çocuklar birbirleriyle temas ettiklerinde duygularını regüle edebiliyorlardı. Fakat bu doğal regülasyon ortamından uzaklaştık. İnsan hayatının ilk birkaç yılı bilişsel gelişimi için kritik öneme sahip. Uyaran seviyelerini arttırmamız gerekiyor. Pandeminin daha rahatladığı dönemlerde çocukların daha çok temas etmesini sağlayabiliriz ilk 3 yaş için, bunu söyleyebilirim. Uzmanlar bu konuda aileleri uyarıyor.
Ailelerin evet kaygıları var. Kendi aşılarını yaptırdıktan sonrasında hijyenik kurallara uyarak çocuklarını diğer çocuklarla birazcık daha temasa izin vermelerini isterim. Şu anda havalar çok güzel. Dışarıda yeşil alanlarda, parklarda daha çok temas kurabilirler. Diğer çocuklarla temas kurabilirler. Çünkü çocuklarla da bir arada olması gerekiyor. Akran öğrenmesi bizim için çok önemlidir. Milli takımın yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Futbol Federasyonu Teknik Direktör Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğini duyurdu. Arda arda alınan başarısız sonuçların ardından A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona ermişti. Milli takımın yeni teknik direktörü bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Stefan Kuntz oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yönetim kurulumuz A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz'la anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz denildi. Evet, bizler de A Milli Takımımıza yeni teknik direktörüyle büyük başarılar elde etmesi temennisiyle hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Böylelikle BBN Türk Ana Haber Bülteni'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sizlere güzel haberler vermek dileğiyle iyi akşamlar. Milletimizin